en az bir kutuda çift sayı olsaydı, yeşildeki sonuç kesin çift olurdu. Ancak yeşil kutuda tek sayı yazılı olduğunu biliyoruz. O zaman asla hiçbir kutuda çift sayı olamaz, tüm kutudakiler tek sayıdır diyebiliriz. Mesela 1, 3, eksi 3 seçimi sanki buna uygun gibi. Bu durumda pembedeki 3 oluyor yani asal. Şurası eksi 9 yani negatif. Şurası da eksi 27 tek sayı. Evet, gayet uygun. Bir de şöyle bir seçim yapalım. Eksi 1, eksi 3, 3 diyelim. Bu durumda pembenin karşılığı yine 3 olur. Mavinin karşılığı yine eksi 9 olur. Ve yeşilin karşılığı yine eksi 27 olur. Ancak bakınız 1, 2, 3, 4 kutunun karşılığı negatif olabilmektedir. Öyleyse bu koşul, bu söylenen çürümüş oldu. İlk öncülü incelerken tüm kutulardaki sayıların tek olduğuna karar vermiştik. O zaman 3 tane tekin karşılığı yine tek olacaktır. Yani bu da doğru. Doğru cevap D seçeneğidir. K'nın toplama işlemine göre tersi eksi K'dır. Bunun 1 eksi 3P olduğu söylenmiş. Eksi K eşittir 1 eksi 3P diyebiliyorum. Ayrıca bir bilgi daha verilmiş. P'nin çarpma işlemine göre tersi. Bu da biliyoruz ki 1 bölü P'dir. O zaman 2 bölü K'yı 1 bölü P'ye eşitleyip 2P eşittir K bulabiliriz. 2P eşittir K'yı şuraya taşıyacak olursam eksi 2P eşittir 1 eksi 3P'den P'yi 1 bulurum. P 1 ise şuraya yazdığımda K değeri de 2 olacaktır. Sorulan da 3 çarpı 2 artı 2 çarpı 1'den 8 olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Bir eklenince sonuç tek sayı oluyorsa şuranın çift sayı olacağını söyleyebiliriz. Teklik çiftlik yönüyle pozitif tam sayı kuvvetleri görmezlikten gelinebilir. Bunu yaparak şıkları deniyorum. A şıkkı eksi 2 eksi eksi 2'den 0 olacaktır. Dolayısıyla istenen sağlanır. Bana hangisi olamaz diye soruyordu. Bu şıkkı geçtim. B şıkkına geldiğimde 10 eksi 150'den, şunu daha düzgün yazalım. 10 eksi 150'den eksi 140 bulurum. Bu da çift. Bu da olabiliyor. C şıkkı 1 eksi eksi 1 çarpı eksi 1. Yani 1 eksi 1. Dolayısıyla 0. Bu da çift oldu. D'ye geldik. 2 eksi 3 çarpı 5. Bu da 2 eksi 15'ten eksi 13'tür. Eksi 13'ün tek olduğu açıktır. Oysa biz çift olsun istiyorduk. Yani bu değerler olamaz. Doğru cevap D seçeneğidir. Tek sayılarda son terim 2n-1 olarak söylenir. Ve bu şekildeyken ardışık tek sayıların toplamı n kare olur. 52'ye en yakın tam kare sayı 64'tür. 64'ten 52'yi çıkardığımızda sonuç 12 olur. Bu da ardışık 4 tek sayının toplamı olamaz. Niye böyle düşündüm? Ardışık 4 tanesi satıldığı için bu şekilde düşünmek zorundayım. Tamam, 64'ten ilerleyemedik madem. Bir sonraki tam kare 81 olacaktır. Yine 81'den 62'yi çıkardığımda 29 olur. Burada da yine aynı şekilde şöyle daha kolay yazacağım. Bu da yine ardışık 4 tek sayının toplamı olamaz. Sıra geldi 81'den sonraki tam kareye 100 diyelim. Evet, 100'den 52'yi çıkarıyorum, 48 oluyor. Ve biz burada toplamları 48 olacak şekilde ardışık 4 tek sayı söyleyebiliriz. Şöyle ki 9, 11, 13, 15. Bakın bunların toplamı 48 oldu, yani istediğim oldu. Dolayısıyla bu 4 değer olabilirken 17 sayılardan biri olamaz. Doğru cevap B seçeneğidir. İlk parantezin sonucu x eksi 1 bölü x. İkinci parantez y eksi 1 bölü y. Ve son parantez z eksi 1 z eksi 1 bölü z eşittir 0,5 ile 5 bölü 10'dan 1 bölü 2 diye söylenebilir. Ardışık 3 tam sayı dediğine göre z'nin bir eksiği y'yi verecektir. Şu sıralamayı unutmayalım. Y'nin bir eksiği de x'i verecektir. O zaman bu x'ler ve bu y'ler sadeleşir. Kalan kısımda da yine hani y x artı 1 olacak ya, o zaman z de x artı 2 olur. Şurada z yerine x artı 2 yazarsam x eksi 1 bölü x artı 2, x eksi 1 bölü x artı 2
eşittir 1 bölü 2 olacak. 2x eksi 2 eşittir x artı 2'den. X değeri 2x eksi 2 eşittir x artı 2. Evet doğru yazdık. X değeri 4 bulunacaktır. X değeri 4 ise y değeri 5, z değeri de 6'dır. 4, 5, 6. Bu da 15 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Yapılan tanıma göre A 10 yerine 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 8 faktöriyel, 9 faktöriyel, 10 faktöriyel yazabiliriz. Eksi A 8 yerine yazıyorum. Sadece 8 faktöriyele kadar olan kısmı yazmam gerekecek. Paydaya gelelim. Payda da A 9 1 faktöriyel, 2 faktöriyel bu şekilde 8 faktöriyel, 9 faktöriyel olacaktır. Ve son olarak A8'de yine yukarıda yapmıştık. 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 8 faktöriyel olacaktır. Sadeleştirmeleri tamamlayalım. Arada eksi olduğundan dolayı 8 faktöriyele kadarki olan kısım pay kısmında sadeleşir. Yine aşağıda da aynısını söyleyebiliriz. O zaman yukarısı 9 faktöriyel artı 10 faktöriyel eksi 1 kaldı. Eksi 0 kaldı. 1 demeyelim. Yanlış oluyor. Paydaya geldiğimizde de 9 faktöriyel eksi 0 kaldı diyebilirim. Şimdi 9 faktöriyel artı 10 faktöriyel yerine 10 çarpı 9 faktöriyel yazabilirim. Burada her bir terimdeki 9 faktöriyel çarpanları sadeleşeceğinden şurada 1 kalır ama unutmayalım. 1 artı 10'dan 11 bölü 1 işlemin sonucu 11 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. K değerini kök 3, M değerini de 1 bölü 3 seçersek, şunun eşiti bakın, kök 3'ün karesi çarpı 1 bölü 3'ten 1 olacaktır. Yani tek sayıdır. Uygun bir seçim oldu. Bu durumda K çarpı M, kök 3 bölü 3 olur. Bunun teklik çiftliğinden söz edilemez. İkinciye gelecek olursam, bu da 1 bölü 9 çarpı kök 3'ten yine teklik çiftliği söz konusu değildir. K artı M kök 3 artı 1 bölü 3. Bunda da teklik çiftlik söz konusu değil. Üçüncüye geldim. K kare 3. 2M 2 bölü 3. Bunun karşılığı da 7 bölü 3 olacağından bu da mümkün değil. Sonuncusunda ise bu M çarpı K karenin küpüdür ya. M çarpı K kare de tek sayı olarak biliniyordu. O zaman T'nin küpünden bu da tek olacaktır. Dolayısıyla daima tek sayı olan yalnız 5'tir. Kaç tane diye sormuştu? Bir tane. Doğru cevap A seçeneğidir. Sağ alttaki beyaz karedeki değeri x olarak söyleyecek olursak birer birer artırdığımızda şunu da x artı 6 şeklinde tespit edebiliriz. O zaman şunun değeri x artı 1 olacak. Şurası da x artı 2 olacak denilebilir. Sağdan sola bir artma hikayesini kullanarak yine buraya da x artı 11 diyebiliriz. Yukarıdan aşağı bir azalma hikayesini kullanarak da şuraya da x artı 17 diyebiliriz. Buna göre beyaz bölgedeki en küçük sayı x, en büyük sayı da x artı 17 olacaktır. Bunların çarpımından söz edilmiş. X çarpı x artı 17 diyelim. Neye eşit? Mavi bölgedeki en küçük sayı ile yani x artı 2 ile yine mavi bölgedeki en büyük sayının çarpımına. Mavi bölgedeki en büyük sayı şu ikisidir ve her biri işte bakın şurası x artı 16 olacak. Burası x artı 15 olacak. O zaman şurası da x artı 14 olacak diyebiliriz. Yine şu nokta koyduğum yerinde x artı 14 olacağı açık. O zaman buraya çarpı x artı 14 diyelim. Sol taraf x kare artı 17x. Sağ taraf x kare artı 16x artı 28. X kareler gitti. X eşittir 28 bulunur. Mavi bölgedeki en büyük sayıya gelince bunun x artı 14 olduğunu zaten az önce de kullanmıştık. Dolayısıyla karşılığı 42 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. 17'yi 9 artı 8 olarak yazdıktan sonra 3x artı 9'u 3 parantezinde söylüyorum. Ve devamla eksi 4y artı 8'i eksi 4 parantezinde yazıyorum. Eşittir 0. Buradan 3x artı 3, 3x artı 3 eşittir 4y eksi 2 olacak. Ve biz
Bu iki değer aralarında asal olacak şekilde 4'ü 3'ten başka seçim yapamayız. O zaman x değeri 1, y değeri 5'tir. X çarpı y de 5 olur. Doğru cevap A seçeneğidir.